arkadaşlar. Orijinal Su kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulaşık makinesi açtığınızda su alıyor fakat çalışmıyorsa bunun birkaç sebebi var demiştik. Daha önceki videolarımda kapasitör, kondansatör dediğimiz bir parça var. Motorda ilk start verdiği, onu değiştirdiğimizde genelde sorun çözülüyor. Fakat kondansatörü değiştirdiğiniz hala makinemiz çalışmıyorsa bundan sonraki bakabileceğiniz bir motoru fiil olarak elektrik vererek çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. İki, makinenin anakartını bakarak yanık herhangi bir soketinde veya kartta herhangi bir yanık varsa yine makineniz çalışmayabilir. Şu anda bulaşık makinelerinin anakartı nerededir? Nasıl müdahale etmemiz gerekiyor ve nelere bakmamız gerekiyor? Birlikte bunları inceleyelim. Evet, şu anda makinemizi açarak anakartımızı tespit edelim. Evet arkadaşlar, şu anda makinenin kartını nasıl sökeceğimizi ve nasıl kontrol edeceğimizi göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar, genelde anakart şu kısımdadır. Buraya da ulaşabilmeniz için makineyi kapağını açtığınızda burada vidalar ve buralarda vidalar vardır. Bunları bir şekilde açmanız gerekiyor. Buradaki vidaları açtığınızda şu kısmı çıkartarak anakarta ulaşacağız. Evet, şu anda açalım. Burayı aşağı kadar, ortaya kadar en azından açıp buraya ulaşmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, vidalarımızı açtığımızda şurada da iki vida var. Evet, şu anda tüm vidaları söktüğümüzde şu bir şekilde buradan ayrılacaktır ve bunu üste doğru. Arkadaşlar, şu saçımız kalıptan çıktığı için uçları jilet gibi keskindir ve bir şekilde elinize zarar verebilir. Bunun için keskin köşelere hiçbir şekilde elinize sürmeyin. Dikkatli bir şekilde çalışın. Kapak kendisi kapanabilir çalışırken, tutmaya çalışırken yanlışlıkla kesebilirsiniz. Bırakın kendisi kapansın, tekrar açılır, sıkıntı yok. Bunu arkadaşlar üste doğru çektiğinizde oynatarak şu şekilde çıkar ve şu kısımda anakart vardır. Burada yanında çentikler vardır. Bunu da bir tornavida yardımıyla şu şekilde kastırarak bu anakartı çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkardığınızda içindeki kısım nedir? Bunu birlikte inceleyelim. Evet, şu anda bunu söküyoruz. Arkadaşlar, anakartı sökerken muhakkak bir video, fotoğraf çekin. Çünkü hangi kablonun nerede olduğuna etiketmeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz gibi tornavida buraya çektiğinizde ve burada arkadaşlar anakartı ben videoyu çok uzatmamak için çıkardım. Bu kısım şöyle yapalım. Arkadaşlar, bu dış kılıfıdır. Bu da içindeki kısım. Şu kısım buradaki programın kısmına girer. Burada da soketler vardır. Arkadaşlar, genelde anakartı incelerken şöyle yapın. Şurada kalın kabloları, yani buraya kalın giren kablolar genelde ısıtıcı, resistansların kabloları buraya girer. Burada programlama kısmı, yani birinci programı, ikinci programı, hangi programı çalıştıracaksanız burada. Burada da parçalarımız var. Genelde buradaki koda göre makine bu Arçelik 6220 modeli, buradaki yazan numara ve makine modeline göre bu kartlar, eğer arızalandığını düşünüyorsanız şu anki piyasaya koşullarına 200'de 500 lira arası piyasada bu kartı bulabilirsiniz.
Bu kartı yandığını, herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. Fakat genelde soket kısmı buraya girdiği için burada herhangi bir gözle yanık veya dikkatinizi çeken bir durum var mı inceleyin muhakkak. Genelde makineniz dediğimiz gibi soluyor, çalışmıyorsa bir kapasitör, kondansatör dediğimiz parçayı kontrol edeceksiniz. İki, makinenin gerçekten motoru sağlam mı, yanık sargılarda bir sıkıntı var mı, bunu muhakkak kontrol edin. Ve daha sonra kart kontrol yapmanız gerekiyor. Eğer kartın yanık arıza olduğunu düşünüyorsanız buradaki numaralara ve makinenin modeline göre, örnek Arçelik 6220 dediğinizde internette arattığınızda anakart olarak birçok kart çıkacaktır. Muhakkak model 6220, L, M gibi değişik kodlar olabilir. Muhakkak birebir uyumlu kartı almak zorundasınız, yoksa sorun yaşayacaksınız. Arkadaşlar şu anda incelediğimizde herhangi bir kartta yanık, herhangi bir sorun yok. Açıkçası ben bu kartı elektronik tamir yapan arkadaşlarla kontrol ettiğinde kartta hiçbir sorun olmadığını söylediler. Peki kartı yenisini aldınız veya tamir ettiniz, tekrar takarken nasıl takmamız gerekiyor, kartı eski haline getirmemiz gerekiyor, onu da hemen hızlıca gösterelim. Arkadaşlar öncelikle dediğimiz gibi çıkarmadan önce kabloların nereye takıldığını zaten videoya kayda çekmiş olmanız gerekiyor. Aynı şekilde tekrar takmanız gerekiyor. Hızlı takacağız. Tabi bu işi yaparken elektrik kablosunun boşta olduğunu muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Buna lütfen dikkat edin. Kafayı da var. Şu şekilde yerine takalım. Daha sonra soketi takalım. Soketine takalım, yoksa yerine oturmuyor. Evet, şu şekilde. Bunu bu şekilde kapatalım. Tabii şu kabloyu dışarıya atmamız gerekiyor. Buradan. Buna dikkat edelim. Evet, kabloyu dışarıya attık. Bastırdığınızda zaten burada tırnakları vardır. Oturması gerekiyor. Şu anda oturdu. Şu kablomuzu köşeye takıyorduk. Arka yapmayacak şekilde düzgün bir şekilde takmamız gerekiyor. Bunu da yanına takıyoruz. Evet. Taktık. Daha sonra soketimizin de yarık ve kanalı da ona dikkat ederek düzgün bir şekilde, tatlı bir sert şekilde, çok bastırmadan, acele etmeden takmanız gerekiyor yerine. Şu an bunu da taktık. Son olarak burada program kısmı vardı. Bunu burada yuvaya oturtuyoruz. Ve burada lambalar vardı. Bu lambalarda buradaki kanala dikkat ederek oturtmanız gerekiyor. Evet, yuvaya oturttuktan sonra arkadaşlar burada da bir tane parçamız vardı. Bu genelde kaplıdır bu şekilde. Bunu da buradaki yerine takarak işlerimizi tamamlayacağız. Çok bastırmadan tatlı sert bir şekilde tırnağına oturtmanız gerekiyor. Evet, oturttuğunuzda arkadaşlar çıt diye bir ses geliyor. Kart hassas olduğu için çok dikkatli yapalım. İlk defa yapıyorsanız bir kırma ihtimaliniz var. Dikkatli bir şekilde yerine oturtmanız gerekiyor. Bunu oturtturduğunuzda yine aynı şekilde bunu dikkatli bir şekilde elimizi kesmeden buraya evet, şu şekilde takarak vidalarımızı vidalayıp eski haline getirip kartımızı takarak makinenizi çalıştırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları da izleyerek kanalıma destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.